utanç verici durumlara çok düşmüşüzdür. Altımıza sıçmak gibi. Evet, sıçtı onlar tabii yaptım onu anlatıyor. Sıçtığımız falan olur onlardan. Böyle çok naif utanç verici şeylere düştünüz mü? Abi. Benim şöyle bir anım vardı. Buyurun. Anlatabilirim. Benim ablam benden 2 yaş büyük. Aynı okula gidiyoruz. Ya yani ben 2. sınıfa gidiyorsam o 4. sınıfa gidiyor. Öğretmen dedi ki bir gün şu parçayı bilen var mı? Ben el kaldırdım ve dedi ki buyur Sinan'cığım söyle. Ben bilmiyorum ama ablam biliyor dedim. Öğretmen dedi ki güzel o zaman git ablanı çağır dedi. Burada okuduğunu biliyor çünkü. Ha. Gelsin söylesin. Hocaya bakma şey yani. Tabii tabii. Bir çözüm getirmiş yani. Evet. Allah sağa demiş. Ben ablam biliyor. Aferin dedi git ablanı çağır dedi bize söylesin. Ben gittim işte ablamın sınıfına çıktım falan tık 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 kapıcım. Öğretmenim diye böyle ablam ne oluyor ne oluyor dedi. Öğretmenim seni çağırıyor falan dedim. Koridorda ablamla hızlıca gidiyoruz. Ablam dedi ki niye çağırıyor? İşte şu şarkıyı dedim ablam biliyor. Dedi ki ben bilmiyorum salak dedi. Dedim ki niye biliyordun hani dedim. Bilmiyorum salak dedi ve kapıyı çaldık girdik. Öğretmenim ablam geldi dedi. Abi, oturduk kız ablam. Kız geldi bir de yazık. Ablam bize 2 yaş büyük yani o çıktı tatile. Söyle kızım dedi. Dedim ki öğretmenim ben bilmiyorum. Nereden tutsan o kadar aptalca o kadar aptalca ki yani. Olaylar niye böyle gelişti yani ve tamam git kızım dedi. Yani o aptallık, o neden? Ya bir sonuca da bağlanmayacak kadar bir aptallık. Aptallığı burada göstermen. Akse yapmış burada. Evet. Omuriliğe yürüyecek. Aptalı evet. Peki ben de anlatayım mı? İlkokul 2 ya da 3'teyiz. Bir ıslık çaldı. Hoca çok sinirlendi. Kim ıslık çaldı diyor. Kimse söylemiyor. Dedi ki ıslık çal, kim ıslık çaldı söyle herkese. Yani söylemezsen, ıslık çalan kişi sen söylemezsen eğer. Hafta sonu herkese 250 soruluk ödev vereceğim dedi. Söyle ya. Ben de baktım, kalktım ben çaldım hocam dedim. Ama sen çalmamışsın. Spartaküslük mü yaptın? Çal bakayım dedi ben. Çalamıyor muyum ıslık falan. Hay Allah kahretsin çalamadım böyle falan. Ya güldü ve ödev iptal oldu. Bravo. Tamam dedim. İşimi gördüm be. Dedim falan ama utanmıştım biraz. Ama yine de bu bayağı iyi ama hikaye. Ama sen şey yaptın mı? Kahramanlık nasıl bu ya? Evet abi. Bu teşekkür resmen ettiler mi sana? Evet yani. Rezil olacağı bir şey anlatacak zannettik. Yok herkes salak falan dedi. Adamın rezillik hikayesi bak orada bile bir numara yani. Evet, isimden yürüyemiyorum büyük. Benim şeyim de abi. Baksana benim anlattığım hikayede abi ablam da öyle ablam da öyle falan. Bu diyor ki ıslık sınıfı 250 sorudan kurtardım. Çalamadım ama falan. Bu mu abi aptallık hikaye ya? Birazcık o ama kendimi çok rezil hissetmiştim. Peki bir çocuk aptal gibi bir şey daha anlatabilir miyim? Bu çocukların abi başınıza gelecek bu büyük bir dayak geliyordur ama bu çocuklar onu fark etmez ya. Yani bağıra bağıra diyor ki öyle büyük bir dayak geliyor ki çocuk o kadar devasa şey görmez ya. Şöyle bir şey babam çok sinirli bir adam değildir ama telefonda telefon gelmeden önce ablama dedi ki pijamamı getir dedi. Benim babamla bir Smartbank'tan pijamamla dikilir ya abi bir küçük senin olur babanın olur falan biz de öyleydi. Neyse telefon geldi ve babam olmadığı kadar sinirli konuşmaya başladı. Yani küfretmeye başladı. Defol bilmem ne şerefsiz sensin şerefsiz falan. Bu arada ablam pijamayı getirdi ve ona şöyle bir bakış atıyor. Benim pijamamı getirmiş ve şey. Ben dedim ki. Ya ulan gelecek adamın ağzına alev çıkıyor. Ulan yarın oraya geleceğim ve sizinle ablam dedi ki. Ya gelecek ya adamın alev çıkıyor be. Ben de şey yapıyorum. Babam da şey şerefsiz. Diye gülecek adam sanki. Neyse kapattı adam yani. Köpekleri ver şu pijamayı dedi gördü. Abi ben ablam ilk defa uçarken gördüm. Yemin ediyorum. Yani nasıl uçurdu bilmiyorum ama öyle. Hiçbir şey demedim uçarken gördüm ya. Ya nasıl görmezsin ya? Ya çünkü biraz da beynin var ya okuma yazma öğrenmiş şey çarpım tablosu tutuyorsun. Yani o adam o şaka yapılmayacağını. Neyse çok ki böyle şaka yapmalı gösterişlere ablan değil sen bulaşmışsın.